Merhaba. Bugünkü videomda size mutluluğa dair, mutluluk nedir? Mutlu olmak için neler yapmamız lazım? Neden mutsuz oluyoruz? Ve günümüz koşullarında mutluluğa erişmek bu kadar zor mu? Onlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Siz de kendi iç dünyanızda onları değerlendirdikten sonra zannediyorum ki faydası olacak. Mutluluk sizce nedir bilmiyorum ama benim gözümden baktığımda mutluluk her sabah uyandığınızda eğer nefes alabiliyorsanız yaşıyorsunuz. Yaşıyorsanız o zaman mutlu olmanız için zaten bir sebep var. İnancınız varsa mutlu olmanız için zaten bir sebep var. Ve hepsinden de önemlisi sevebiliyorsanız. Bakın sevilmekten bahsetmiyorum. Sevebiliyorsanız bir çiçeği, bir hayvanı, bir eşyayı demeyeceğim. Onlar emtia. Eşyayı seven asla mutlu olamaz çünkü. O yüzden emtia hariç bir başka insanı, bir başka canlıyı her ne olursa olsun insan olduğu için yaradandan ötürü sevebiliyorsanız mutlu olmanız için gene bir sebep var. Fakat günümüz koşullarında Seviyorum ama özellikle bir dakika dışı için seviyorum ama sana da sıra bana tu gelecek kaka diyorsa diyebilir. O onun problemi. O onun yanlışı. O onun hesabını kendisi verecek. Ama biz maalesef günümüzde bize saldırana karşı saldırı, bize bir söyleyene 10 tane cevap, bize bir eleştiri yapana karşı saldırı şeklinde aslında hem karşımızdakinin seviyesine iniyoruz hem de onun mutsuz olan hallerine kendimiz de içine girerek mutsuzluğuna alet oluyoruz. O yüzden aslında bu tür insanlardan bir uzak durmak, iki olabildiğince cevap vermemek, olabildiğince araya mesafe koymak sizin iç huzurunuzu yakalamanızda, mutlu olmanızda en büyük araçlardan biri olacak. İşte burada hırs devreye giriyor, nefis devreye giriyor. İradeyle nefsinize sahip olabiliyorsanız zaten size olan saldırıların cevapsız kaldığı takdirde hem Yüce Yaradan tarafından cevabının verileceğini hem de aslında hayat içinde onun cevabını alacağını çok iyi örneklerle görebileceksiniz. O yüzden saldırılarda savunma amaçlı bile olsa çok mecbur kalmadıkça asla ve asla rahatsız olduğunuz bir kişiye veya bir söze hemen ben ondan daha çok cevap veririm, ben daha üste çıkarım, ben daha baskınım, ben daha edepsizim tarzında yaklaşım size sadece ve sadece gerginlik, hırçınlık, agresiflik ve sonuçta da mutsuz bir geceye gitmenize sebep olacak. O yüzden her zaman için çatışmak yerine anlaşmak en doğrusudur. Anlaşmaya çalışmak için siz elinizden geleni yapın. Oldu oldu. Olmadığı takdirde siz elinizden geleni yaptığınız için zaten vicdanen rahat olacaksınız ve içinizde her şeyden önemli olan şu tek kelime olmayacak. Keşke demeyeceksiniz. Keşke demek bu dünyadaki aslında en büyük cezalardan biridir. İşte o keşkelerin çözümü asla yoktur. Keşkeler size yaptığınız hataları yüzünüze kırbaç gibi vuran, yaptığınız hataları size sürekli olarak hatırlatan en acımasız kelimedir. O yüzden keşkeyi yaşamamak için anda kalmanız, andan mutlu olmanız, anın kıymetini bilmeniz ve mutluluğu bir nedene bağlamamanız gerekir. Bu nedenlerin en başında da bir erkek veya bir kadın gelebilir. Eğer sevdiğim bir insan olursa, eğer sevdiğim insan bana istediğim gibi davranırsa, eğer sevdiğim insan bana şunu alırsa, beni şuraya götürürse, beni şöyle yaşatırsa mutlu olurum diyorsanız siz asla mutlu olamazsınız. Çünkü sizin mutluluğunuz nedenlere bağlı kalacaktır o zaman. O nedenleri beklerken de hayat elinizden şşt diye akıp gidecektir. Ve o nedenleri bekleyerek akıp giden hayat size hiçbir zaman mutluluk sunamayacaktır. Mutluluk sadece ve sadece sizin elinizde neyi nasıl gördüğünüzde, neyi nasıl paylaştığınızda, kendinizi karşı tarafın yerine nasıl koyabildiğinizde ve anlayabildiğinizde gizlidir. Herkesin mutlu olabilmesi aslında çok kolay ama bir yandan da dünyanın en zor işidir. İşte bu söylediklerimi hayatınızın ana fikri yaptığınızda hem insanlarla daha iyi geçinebildiğinizi, hem daha iyi iletişim kurabildiğinizi, hem de iç huzurunuzu daha rahat yakalayabildiğinizi göreceksiniz. Bir de ikinci ve en önemli nokta şu. Lütfen biraz hassas olun. Hassas düşünün. İnce düşünün. Kimsenin ekmeğiyle oynamayın.
Siz kazanacaksınız diye bir başkasının rızası ve onayı olmadıkça asla kimsenin alanına, iş alanına müdahale etmeyin. Eskiden biliyorsunuz, yan yana dükkanlar açılırdı. Bir tanesi siftah yapmadıysa diğer dükkanlar müşterilerini o siftah yapana gönderirlerdi. Günümüzde artık öyle değil. O onun elindeki müşteriyi çalmaya çalışıyor. Ama dikkat ederseniz hiçbirinin elindeki para kendisine faydalı olmuyor. Kendisi için hayra gitmiyor. Eğer birazcık ince düşünürsek, işte o ince düşüncemizin sonucunu, başkasına zarar vermek istemememizin sonucunu zaten kat be kat olumlu olarak alacağız. Bugünlük benden bu kadar. Bir diğer videoda dış sesten konuşacaktın. Ben Kapattım. vazgeçtim çünkü söylediklerin karşısında onaylamaktan başka bir şey bulamadım. Çok teşekkür ediyorum sana. Bugün çok iyi anlaşıyoruz seninle. Evet, seni seviyorum da ondan. Ay, ben de seni aldım. Bu videoyu çektikten sonra biraz dışarı çıkalım mı seninle? Çıkalım, dışarıda sana sufle ısmarlayayım ben. Ay, en sevdiğim tatlı. Tamam. Ve ben şimdi sufle yemeye gidiyorum. Bugünlük videom bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Aman kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.